Kültür Web takipçileri, ben Fırat, ben Emirhan. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi The Crew oynuyoruz arkadaşlar. Oyunu size kısaca özetleyeyim. Arkadaşlar, oyunu yeni indirdim. PlayStation 4 üzerinde oynuyorum. Bence müthiş bir oyun. Yani oyuna laf söylenmeyecek kadar eğlenceli. Bir Drive Club olmasa da bence sınırları zorlayacak. Gerçekten güzel bir oyun. Arkadaşlar, size bir soru sorayım. İntromu beğendiniz mi? Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Çünkü o intro için arkadaşlar çok uğraştım. Yani emeğime değdiğini düşünüyorum. Ama sizin beğenip beğenmemeniz asıl önemli olan kısım. Hatırlamışken The Crew'in ne zaman çıkmıştı ya? Bir dakika, The Crew ne zaman çıkmıştı? Neyse, aklıma gelirse söyleyeyim. Söylerim. Bayağı güzel bir oyun olmuş arkadaşlar. Şu anda Ford'un bir pick-up'ını kullanıyoruz yanlış hatırlamıyorsam. Neyse, modellemesi falan bayağı güzel. İyi ya, iyi olmuş bu oyun. Evet, ben beğendim oyunu arkadaşlar. Arkadaşlar, aklıma gelmişken hemen kısa bir bilgi daha vereyim. The Crew 2013 tarihinde Ubisoft tarafından yapıldı. 2006 tarihinde geliştirilmeye başladı. 2013'e kadar geliştirilmesi sürdü. Az önce söylediğim cümleyi de bitireyim arkadaşlar. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam Ford'un bir pick-up'ını kullanıyoruz. Dodge var. Chevrolet Camaro. Ondan sonra Ford Mustang. Böyle birçok araba daha var arkadaşlar. Benim sadece bildiklerim. Ama tabii daha var. Ben oyuna arkadaşlar bayıldım. Bence çok güzel bir oyun. Bir saniye. Şöyle bakayım bir. Tamam. Şu kontrollere iyice alışmam lazım. Gördüğünüz gibi Ford'un arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar, ben sevdiğim bir oyunda Crew. Yanlış hatırlamıyorsam Ubisoft bu oyunun yapılmasında rol olanlar Ubisoft, Uplay, Ivor Tower ve evet, bu kadar. Yanlış hatırlamıyorsam bu kadar. Bir yandan da kağıttan bakıyorum arkadaşlar. Ubisoft, Uplay, Ivor Tower'ın yaptığı bir, yani çalıştıkları bir ortaklaşma, ama büyük çoğunluğu tabii Ubisoft tarafından geliştirilmiş bu oyun. Haritamızı da arkadaşlar görüyorsunuz. Şuraya checkpoint koyduk arkadaşlar. Böyle bir dakika bakayım iyice ne. Set waypoint. Şöyle bir waypoint koyalım, evet. Oradan buraya geçeceğim arkadaşlar. Şu yola nasıl gideceğim diye bakıyorum da şimdi orada yanlışlıkla waypoint'ten sonra yanlış yolu sapmayayım. Ben buraya işaretleyeyim direkt ya. Set waypoint. Bir dakika ya. Nasıl yapacağım? Ya ben direkt buradan geçeceğim ya. Öyle mi yapsam acaba? Şimdi bilemedim ki nasıl yapayım ya. Bir saniye. İşaretledim, yoldan gideyim. Arkadaşlar, dediğim gibi bence The Crew çok güzel bir oyun olmuş. The Crew'in şerefine bir tane de güzel bir intro yapmak istedim. İnşallah beğenirsiniz introyu. Hızlan biraz, hızlan. Tamam. Şimdi ne olacak? Skip video. Bu ne ya? Ne var?
var. Oo, Doç verdi. Aman tanrım. Araba çok güzel ya. Şimdi nereye? Tamam, şimdi direkt buraya gideyim o zaman. Bir dakika. Nasıl gideceğim şimdi? Stay waypoint. Yes, bir saniye şimdi. Oha, yol çok uzattı ya. Mantığa bak. Neyse. Şunu takip edelim. Arkadaşlar, dediğim gibi bence çok güzel bir oyun. Ben çok beğendim. Yani gerçekçi değil, Drive Club gibi ne ya, gibi kadar olamaz. Ama oynamaktan sıkılmayacağınız bir oyun. Buna garanti verebilirim. Çünkü ben oynarken hiç sıkılmadım şu ana kadar. Bence güzel bir oyun. Eğlenceli de. Tabi bu benim görüşüm arkadaşlar. Sizin görüşleriniz nasıl bilemem. Arkadaşlar, sesim birazcık kötü geliyor olabilir. O yüzden hastayım. Sesim birazcık kötü geliyor olabilir arkadaşlar. Hastayım. O yüzden inşallah kusura bakmazsınız. Bakın, biz ters şeritte mi gidiyoruz? Tamam, bir dakika. Aşağı yukarı ben bir tuş takımını öğrendim galiba. Evet, sıkıntı çıkarmaz. Sizden önce arkadaşlar böyle birazcık oynadım ama çok azıcık. Şu introyu yapabilmek için introyu da arkadaşlar çok uğraştım. İnşallah beğenirsiniz introyu. Çünkü o anı yakalamak için bayağı uğraştım. İnşallah beğenirsiniz diye diyeyim. Tamam, şöyle bir kamera açılarına bakıyorum arkadaşlar nasıl diye. Allah. Arkadaşlar, bir de hatırlamıyorsam birkaç tane daha araba var. Şimdi Nissan var. Yanlış hatırlamıyorsam. İşte Nissan mı? Evet, Nissan. Bir dakika, bu Dodge değil. O karşıdaki Dodge, bu başka, bu eski bir model galiba. Ondan sonra Toyota var. Daha aslında bilmiyorum arkadaşlar. Yani bir de Mercedes var. Görmüştüm. Yani videolarda, başkalarının çektiği videolardan gördüklerimi söylüyorum arkadaşlar. Bir dakika, ben waypoint aldım mı? Evet. Şuradan bir drift atalım güzelce diyecektim de hiç güzel drift atamadım. Şuradan şöyle direksiyonu açıp kırıp çıkayım yukarıya doğru. Arkadaşlar, size dediğim gibi oyun çok güzel. Gerçekten ben çok beğendim. Şöyle bir hasar modellemesine de bakın, birazcık vurayım oraya buraya. Yani iyi. Ama arkadaşlar, hasar bir süre sonra kendiliğinden geçiyor. Ben ona dikkat ettim. Araban çamur olunca falan da bir süre sonra kendinden geçiyor. Tamam, o iyi de hasar aldıktan sonra bir süre sonra geçiyor. Yani bir süre dediğim öyle bir yarım saat, bir saat değil, birkaç dakika sonra yavaş yavaş o hasarlar gidiyor. Yani ne diyeyim ki, değişik bir özellik olmuş. İyi mi kötü mü, bazılarına göre iyi olabilir, bazılarına göre kötü olabilir. Bence böyle hasar yaptım mı kalsaydı, GTA'daki gibi illa gidip bir yerde tamir ettirmen lazım olsaydı bence daha iyi olurdu ama çok büyük bir sıkıntı çıkartır mı? Hayır, hatta bir sıkıntı da çıkartmaz ama olsa iyi olurdu. Oo, o neydi ya? İşte daldık. Bayağı hasar aldık ama ya. Bu yavaş bir şey arkadaşlar. Bir dakika, yani hasarın büyüklüğüne bağlı uzun da sürebiliyor ama birkaç dakika da sürebiliyor geçmesi. Yani uzun dedim var. Hasar yani çok fazla almışsa 5 dakikada da gidebiliyor ama böyle küçük hasarları almışsa
2-3 dakikada da gidebiliyor. Bu videoyu arkadaşlar çok uzun tutmayacağım. 13-14-15 dakika civarında o zaten hepsi genelde öyle oluyor ama 10 dakika civarında olur. Bakayım 10 dakika 32 saniye olmuş kronometrede. Şöyle Luna Park'a da gidelim. Ha, Luna Park var. Luna Park'a gidelim. Ha, Luna Park var. Çok kötü bir cümle oldu. Şöyle şuradan gidebilir miyim? Bir dakika, yol çok uzun mu? Yukarıda da arkadaşlar saati görüyorsunuz. Saat 4:33 geçiyor. Arkadaşlar yavaş yavaş da sonlarına gelelim. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike. Özellikle ve özellikle YouTube Ref kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.